Bildiğiniz gibi Barış Pınar Harekatı'nın başladığı günlerde sadece sosyal medyada değil, yabancı basın organlarında da tamamen yanlış bilgi ve görüntüler kamuoyuna sunuldu. Suriye'de süren savaşta Esed'in zulmüne tanıklık eden fotoğraf kareleri sanki Barış Pınarı Harekatı esnasında çekilmiş gibi servis edildi. Bunun yanı sıra kurgu bazı görüntüler yine kaydedilerek Barış Pınarı Harekatı bölgesinde zulüm uygulanıyor gibi gösterildi. Sıcak operasyon süresince basın mensuplarımız sizler bir yandan ateş attığından en doğru bilgiyi biraz önce gördük canlı olarak da yine. En doğru bilgiyi aktarırken bir taraftan da Türk basını paylaşılan manipülatif görüntülerin çarpıtma olduğunu ispatlayan çalışmalar yürütmüştür. Barış Pınar Harekatı cephede askerlerimizin cephe hattında cesaret sahibi muhabir ve kameramanlarımızın bilgisayarlarının başında da yine yalanla savaşan foto muhabirlerinin tarih yazdığı bir operasyon olmuştur. Bugün 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması vesilesiyle Barış Pınarı Harekatı cephe hattında canını hiçe sayarak görev yapan haber kameramanlığı ve muhabirlere de ödül veriliyor olmasını bu açıdan son derece anlamlı buluyorum. Değerli katılımcılar, 7 gün 24 saat haberi kesintisiz şekilde milletimize ulaştıran, milletimizin gözü kulağı olan sizler tarihe tarafsız şekilde not düşen bir meslek icra etmektesiniz. Sadece 15-20 kilogramı bulan kamera ekipmanlarını değil, haberi en doğru ve en hızlı şekilde ulaştırmanın yükünü de taşıyorsunuz omuzlarınızda. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek bizlerin izlerken bile yüreğinin dayanamadığı bazı görüntüleri yerinde kaydediyor, olaylara bizzat şahitlik ediyorsunuz. Aslında bu söylediklerimin her birinin örneğini de biraz önce tek tek gördük. Suriye'de gördük, Yemen'de gördük, birçok farklı yerlerde. Bazen bir şampiyonluk müsabakasında, bazen bir açılışta, bazen de sokak olaylarında, çatışmalarda hepimizin gözü oluyorsunuz. Ama sadece çatışmalarda değil tabii ki, güzel günlerde de, pozitif günlerde de gene bizim gözümüz oluyorsunuz. Milletin gözü olarak gerektiğinde yangına girecek cesareti, temiz ve en iyi görüntü için saatlerce bekleyecek sabrı ve dirayeti de taşıyorsunuz. Onu da gene biraz önce gördük, şahit olduk. Yani herkes yatağında uykusundayken sizler nasıl arkadaş olarak, dost olarak bütün haberleri görüntüleriyle birlikte bize ulaştırmaya çalışırken ama yine aynı o dostluk ortamında iş bazında da rekabeti de yapabiliyorsunuz. Bu da normal. Haber kameramanlığı ve muhabirlik Paris'teki protestolarda polisin kullandığı plastik merminin isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybeden Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın gibi tek gözümle de olsa mesleğimi yapmaya devam edeceğim diyecek kadar da azimli insanların işidir. Yani sizlerin işi. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Hayırlı uzun ömürler diliyorum kendisine, ailesiyle birlikte. Hala Suriye'de YPG, PKK'nın terör örgütü olduğunu görmezden gelmeye devam edenler var ne yazık ki. Devam ediyorlar. Ülkemizin terörün kökünü kazımak için yürüttüğü harekatları eleştirip yaptırım tehditleriyle Türkiye'yi durdurmaya çalışıyordur. Biz sınırlarımızın ötesinden ateş ederek vatandaşlarımızın canına kastedenlerin ve bölgeyi dipsiz bir terör kuyusu haline getirenlerin kim olduğuyla değil ne yaptığıyla ilgileniyoruz. Ve bu terör odaklarının arkalarında her kim olursa olsun bizim mücadelemiz en güçlü şekilde sonuna kadar devam edecektir. Türkiye ne Suriye'de koruduğu barıştan yana tutumundan ne de
Libya ile vardığı mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacaktır. Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz. Bölgenin istikrarı söz konusu olduğunda da gerekli askeri işbirliğini yapar, dostlarımızla yol yürürüz. Bizi karaya hapsetmeye çalışanlar bilsinler ki tarihinde hiçbir zaman hiçbir oyuna hiçbir şekilde Türkiye, Türk milleti olarak bir şekilde boyun eğmiş bir millet değiliz. Bundan sonra da olmayız, olmayacağız. Hiç kimse de bizi kendi sınırlarımız içerisine hapsedemez. Bunu bugün olduğu gibi gelecekte de görecekler. Hangi oyunların peşinde olurlarsa olsunlar. Her türlü tasarımı yapıp sonrasında da tekrar Türkiye'ye dair algı operasyonunu yürütmeyi bırakmalılar. Bırakmazlarsa onların anladığı dilden cevap vermesini biz çok çok iyi biliriz. Tüm adımlarımız uluslararası hukuka ve egemenlik haklarına uygundur. Gerek Libya gerek diğer alanlarda attığımız adımlar. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emeğin hak ettiği şekilde takdir edilmesine de özellikle önem vermekteyiz. Başarıya mercek tutmak ve ödüllendirmek toplumsal farkındalığa vesile olurken aynı zamanda daha nitelikli çalışmalarına da daha güzel çalışmalara da ilham kaynağı olmakta. Bu açıdan 24 yıldır en iyi görüntüleri ödüllendiren Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın alanında önemli bir boşluğu doldurduğuna da yürekten inanıyorum. Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin faaliyetlerinden biri olan yarışma, sektörde birlik ve dayanışmayı da perçinlemektedir. Yarışmaya her geçen yıl yeni kategoriler ekleyerek başvuru sayısını ve kapsayıcılığı artırmanız da haberi görüntüyle yazan tüm meslek mensuplarını teşvik etmektedir. Derneğin meslek faaliyetlerinin yanı sıra Anadolu'nun uzak köşelerinde çocukları kamerayla Benim Hikayem projesi gibi sosyal etkinlikleri de yine takdire şayandır. Görüp aktarmak için duymak, duyurmak için fedakarca çalışan tüm haber kameramanı ve muhabirler için yürüttüğünüz faaliyetlerin devamını temenni ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faaliyetlerinize gereken desteği vermeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Can güvenliğinin bile tam anlamıyla olmadığı çoğu görevde işlerini sevgi ve aşkla yapan tüm basın mensuplarını gönülden kutluyor. Gerçekleri bizlere ulaştırma mücadelesinde hepinize yürekten başarılar diliyorum. Efendim şimdi bu gecenin anısına bir de kameraman olmak nasıl bir his size hatırlatıyorum. Teşekkür ederim. Ve yine tarihe not düşülüyor. Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için. Türklerle anılıyor, eksik yok. Bu geceye dair detaylar.